Bu hafta Sanatın İzninde çok özel bir konuğumuz var. Dünyaca ünlü Neo Ballet Viscalis grubu ile 10 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirecekleri konseri konuştuk. Türkiye'ye hoş geldiniz, İstanbul'a hoş geldiniz ve tabii ki Postar'a hoş geldiniz. Türkiye'ye ilk gelişiniz sanırım, grup olarak da ilk gelişiniz. Peki İstanbul'u turnenize katma fikri nasıl ortaya çıktı? It is my first time here in Istanbul and in Turkey. Türkiye'ye ilk gelişim. Burada ilk kez bulunuyorum. Sadece 24 saattir buradayım. Buraya gelebilmek, burayı gezebilmek bir şans. Çok büyük bir fırsat. Çünkü turne sırasında ilk kez çalacağımız bir yeri gezebilmek kolay olmuyor. Genellikle turneler sırasında şehirleri pek gezemiyoruz, göremiyoruz. Avustralya'dan farklı olarak burada birçok kültürün karışımını görebiliyoruz. Ve bu gerçekten büyük bir şans. Burayı turneye ekleme ve burada çalma fikri çoğunlukla hayranlarımızdan geldi. Çünkü Türkiye Spotify gibi müzik platformlarında en çok dinlendiğimiz ülkelerden bir tanesi. Hatta ilk onda yer alıyor. Bazen bir şeyi ilk kez yapabilmek için güven gerekir. Hem organizatör, hem ajans, hem de grup açısından. Bilet satışları da şu ana kadar şahane. Burada çalacağımız için gerçekten çok heyecanlıyız. Canlı performanslarınız oldukça çok etkili. Gerçekten izlerken çok keyif alıyorum. Peki merak ediyorum, metal müzik türü çok dinlenen ve tercih edilen bir tür olmamasına rağmen sizin performanslarınız çok ilgiyle karşılanıyor. Peki İstanbul'da izleyicileri 10 Ekim'de neler bekliyor? I think with every live show we try to make sure... Her konserimizin kişiliklerimizin müzikle kombinasyonu olduğundan emin olmak istiyoruz. Özellikle de seyirciden gelen enerjiyle birleşince. Buraya ilk kez gelecek olmamızla ilgili beni heyecanlandıran şeylerden biri de alandaki enerji. Özellikle bu şarkıları daha önce kimse duymadıysa enerji daha da sihirli hale gelebilir. Ben vokal ve kemancı olarak seyirciyle etkileşim halinde olmamız gerektiğini öğrendim. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. 2023 senesinde çıkardığınız Exile albümünden konuşmak istiyorum. Albüme tepki nasıl izleyiciler tarafından? Bir de sanırım bu albümü siz 10 Ekim'de İstanbul izleyicilerine baştan sona kadar çalacaksınız. Peki daha çok nerede ilgi çekiyorsunuz? Avrupa'da mı, Avustralya'da mı? So our new album Exile came out March. Son albümümüz Exile geçtiğimiz sene Mart ayında çıktı ve şu ana kadar aldığımız tepkiler harika. Bu albüm için grubun şimdiye kadarki en başarılı albümü diyebilirim. Grubun ciddi anlamda büyümesini sağladı. Öyle ki Türkiye'de ilk kez konser verebiliyoruz. Hazırlaması gerçekten zor bir albümdü. Davul kayıtları Mart 2020'de başladı ve sonra pandemi sürecine girdik. Albümü Mayıs 2020'de bitirmemiz gerekirken Temmuz 2022'de bitirebildik. Albümü hazırlamak 2,5 sene sürdü ve bu da bizim için çok zorlayıcı oldu. Turnede tüm albümü çalmak istememiz şahane oldu. Böylece çok daha fazla insan şarkılarımızdan keyif alabilecek. Bizim için de hangi şarkıyı çalalımdan ziyade hadi yeni bütün şarkıları çalalıma döndü iş. Bununla birlikte eski kayıtlarımızdan Stateo'yu da çalma fırsatımız olacak. Stateo'nun 10. yıl dönümü olduğu için böyle bir tercih yaptık. Kısacası Türk dinleyiciler için neredeyse 2 saatlik çok özel bir konser olacak. Harika şeylerden biri de neredeyse dünyanın her yerinde ilgi görüyor olmamız ki bu şahane bence. Böylece bir yerde devamlı olarak çalmaktansa daha fazla yeri keşfedip oralara gitmeye devam edebiliriz. Umuyorum ki buradaki konserimiz çok başarılı olur ve her yeni albümde Türkiye'ye gelmeye devam ederiz. Kişilik olarak çok yönlü bir kişiliksiniz, çok rengarenk bir kişiliksiniz ve birçok yönünüz var. Mesela Avustralya'da yayınlanan bir podcast'te konuk olarak yer alıyorsunuz. Peki merak ediyorum, bu sizin için bir hobi mi yoksa bir meslek mi? I guess it's like a hobby in the context of... Sanırım podcast para kazanmak amacıyla yaptığım bir işten ziyade hobi benim için. Son yıllarda kendime dönmeye çalışıyorum. Dünyadaki yerimi sorguluyorum. Kendi öz keşfim üzerine düşünüyorum. Grubu takip eden hayranlarımız kişisel deneyimlerimin bir kısmını paylaşmamı istedi. Gazeteci Christina Rovat beni bir podcast'ın parçası olmam için davet etti. Ben de dahil oldum. İnsanlar bazı sorunları sadece kendilerinin yaşadığını düşünüyor.
Ben de aslında öyle olmadığını göstermek istedim. Mental sağlık ve refah gibi konularda konuşmak çok önemli. Pandemi sürecinde meditasyona başlamıştım. Dersler alıyordum. İnsanlara bunları öğretiyordum. Dahil olduğum podcast programı tüm bunları paylaşmama vesile oldu. Peki ülkemizde sizi bilmeyenler için, grubunuzu bilmeyenler için, sizin müziğinizi bilmeyenler için kendi yaptığınız müziğinizi nasıl tanımlarsınız? We probably don't sound like what you expect. Muhtemelen duymayı beklediğiniz şeyleri söylemeyeceğim. Yaptığımız müziği kelimelerle anlatmaya çalışınca kısa ve yetersiz oluyor. Ama 10 dakikadan fazla telli çalgılarla yapılan şarkılar, güzel tatlı anlar ve karanlık bir umutsuzluk diyebilirim. Yazdığımız her şarkı kendi başına bir yolculuk aslında. Bence denemeye değer. İlgisi olan Türk metalcileri 10 Ekim'deki konserimize bekliyoruz. Ne Obeliviscaris, Latince bir isim ve Latince günümüzde kullanılmayan bir dil. Peki merak ediyorum, bu fikir nasıl ortaya çıktı? Kimin fikriydi? Neden kullanılmayan bir dilde bir isim kullanmak istediniz grubunuza? Yeah, so this was going way back to... Ne Obeliviscaris Latince bir kalıp. Şu anda konuşulmayan bir dilde kullanılan bir kalıp. Grubun isminin hikayesi kurulduğu yıla, 2003'e uzanıyor. İki kurucu üyenin ben ve vokalistimizin olduğu yıllara. Fikir vokalistimizden çıktı. Sanatsal duran bir isim olduğu için hoşumuza gitmişti. Ayrıca vokalistimizin soy ismi Campbell. İskoç tarihinde Campbell soyu motto olarak Neobiliviscaris'i benimsemişti. Vokalistimiz de Neobiliviscaris'i orada duymuş. Bu ismi ortaya koydu ve sevdik, beğendik o zamanlar. Olay böyle gelişti. Tim, son olarak Türkiye'deki izleyicilere neler söylemek istersiniz? Anything else to add? I just wanted to thank everyone for their patience, for those fans that are. İzleyen herkese sabrı için teşekkür ediyorum. Bizi burada yıllardır sabırla bekleyen hayranlarımıza teşekkür ediyorum. Bizi buraya getiren insanlara sabrı için teşekkürler. Çok heyecanlıyız. Avustralya'da büyüdüğüm yıllarda grupların ülkeme sık sık gelmeyeceğini biliyordum. Ama sonunda favori gruplarımın Avustralya'ya gelmesi benim için büyük bir olaydı. Ben çok büyük bir müzik tutkunuyum. Beğendiğim çok fazla grup var. Türk hayranlarımızdan heyecanlı olduklarına dair çok fazla mesaj aldım. Bilsinler ki biz de en az onlar kadar heyecanlıyız. Bu enerjiyi ve tutkuyu hissetmek için harika. 10 Ekim'de Türk hayranlarımıza çalmak şahane olacak. Teşekkürler Tim.